Grafik Bey'in kanalına herkese merhaba. Şehirler arası yolculuk izin almadan maalesef gidemiyorsunuz, biliyorsunuz bunu. Peki 65 yaş üstüsünüz ya da 20 yaş altısınız. Valiliğe gidemiyorsunuz, izin alamıyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? E-Devlet'ten alıyorsunuz bu sefer izini. Bunu herkes açıkladı, E-Devlet'ten alabilirsiniz diye. Yalnız kimse anlatmadı. Türkiye'de ilk defa ben görsel olarak anlatacağım size. Zorluk çekmeyin diye. Telefonumuzu elimize alıyoruz. E-Devlet uygulamasını açıyoruz. E-Devlet'e girince orada E-Başvuru diye yazar. Eğer yazmıyorsa arama yerine korona yazıyorsunuz. E-Başvuru çıkıyor. Tıklıyoruz. Orada güvenlik kodu çıkar. Güvenlik kodunun yan tarafında kopyala işareti var. Ona basıyoruz, kopyalıyoruz, hizmete git diyoruz. Ve internet explorer'ımızı açıyoruz. Açıldıktan sonra alan yerine basılı tutup yapıştır yapıyoruz. Ve doğru diyoruz şu an. Tekrar internet explorer. Cep telefonunuz yoksa bilgisayardan yapabilirsiniz. Eğer bilgisayar yoksa cep telefonundan yapabilirsiniz. Zaten çoğu kişinin cep telefonu vardır. Buradan arkadaşlar yeni başvuruya tıklıyoruz. Burada izinler var. Ne istiyorsanız artık izinlerden. Mesela seyahat izni. Biz seyahat iznini seçiyoruz. Alt tarafa tıklıyoruz. Otobüsle seyahat. Otobüs şu an yasak. Özel araç ile seyahat belgesi istiyoruz. Tamam yaptıktan sonra alt başvuru türü 2 diyor. Hangi şehirdesiniz mesela? Ben Nevşehir'deyim. Hemen Nevşehir vardı yapıyorum. Tamam diyorum, devam ediyorum. Evet, iletişim bilgileri çıktı. E-posta adresiniz yeri çıktı. Cep numaranız. Başvuracak taşra teşkilatı diyor. Ben Nevşehir yapıyorum. Sizin şehriniz neresi? Oraya yapabilirsiniz. Konuyu yazıyorsunuz. Neyle ilgili olduğunu. Doğum tarihiniz, gideceği yerdeki diyor, ad soyad. Burada zaten sizi bilgilendiriyor ne yapmanız gereken. Mesela hastaneye gideceksiniz. Mecbursunuz. Dosya ekle diyorsunuz mesela. Herhangi bir belge varsa hastaneden çağrılar, randevunuz falan. Buraya ekliyorsunuz. Böyle. Gidecek yer, seyahat diyor. Askerlik nedeniyle diyor. Yani ölüm, kalım, Allah göstermesin. Onları buradan seçiyorsunuz işte arkadaşlar. Başvuru yaptıktan sonra başvurunuz gidiyor. En kısa zamanda zaten dönüş sağlıyorlar. Kontrol edebilirsiniz mesajlarla. Ya da e-posta olarak gönderdiler diye umuyorum. Belki de arayabilirlerdi yani. Onu tam bilmiyorum. Ben araştırdım, bulamadım. Kendi kendime buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle yenilikleri her zaman öğrenip size yansıtmak istiyorum. Onun için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.